Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki, içinizden kimin kendinden önce ölüp ahirete giden öncüsü, dikkat edin, kişinin kendinden önce ölüp ahirete giden öncüsü yoksa bilsin ki ancak cennete ucu ucuna diyor girecektir. Allahu Ekber. Kendisinden önce ölen bir öncüsü yoksa. Sahabe tabi bu meseleyi bizden daha iyi anladı. Dedi ki ya Resulallah, her birimizin dedi bizden önce ölecek çocukları yoktur ki dedi. Peygamber aleyhisselam bunu kastetti. Hani anne ve babaların daha anne karnında ölen çocukları var ya, doğduktan birkaç gün sonra, birkaç hafta veya birkaç ay sonra ölen çocukları var ya, yetiştirdikten sonra, yürümeye başladıktan sonra, hele bir de konuşmaya başladıktan sonra ölen bir çocuğa sahip anne babalar var ya, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onları kastetti. Dedi eğer gönderdiyseniz, tabir yerindeyse onlar sizin öncünüzdür. Cennetin kapısına tabir yerindeyse elleriyle yapışacaklar. Diyecekler ki Allahu alem, Allah'ım beni bir anne babadan mahrum bıraktın. Ben anne yüzü görmedim, baba yüzü görmedim, anne diyemedim, babama baba diyemedim, sarılamadım, okşayamadım. Benim annem ve babam benim sevgimden mahrum kaldılar. İmtihan gereği senin fazlından dolayı, kereminden dolayı, hikmetinden dolayı sorgulamıyorum Allah'ım. Bu nedenlerden dolayı sen benim anne ve babamı benim sevgimden mahrum bıraktın. Şimdi onları cennetine sok. Firdevsini al. Ben onlarla beraber yaşamak istiyorum diye sanki cennetin kapılarını tutacaklar. Sizin öncüleriniz olacak. Ne mutlu o insanlara elhamdülillah. Ne mutlu bunu kıymet bilenlere, kadrini anlayabilenlere. Sahabe dedi ki ya Resulallah, ya dedi bizim böyle bir çocuğumuz yoksa? E olmayacak ki be kardeşim. Herkesin çocuğu böyle olmayacaktır. Ah ah bakın dedi ki Allah Resulü, birinizin Müslüman kardeşini kaybetmesi, yani onun ölmesi onun için öncü değil midir dedi. Subhanallah. Hani çok sevdiğiniz bir kardeş vardı ya, hani tabir yerindeyse sizin için hava ve su gibiydi. Bizim için Zafer abi öyleydi ha vallahi. Belki çok beraber olamadık, çok beraber gezemedik. Ama ümmeti Muhammed o adamı seviyordu. Ümmeti Muhammed o adamı merak ediyordu. Ümmeti Muhammed o adam ne yapacak diye dört gözle bekliyordu. Allah Azze ve Celle onun sevgisinden bizi mahrum bıraktı. Ne için? Belki cennete girmemiz için. Belki ucu ucuna cennete girmemek için. Cennetin kapılarına belki yapışacak. Allah'ım diyecek. Ben ümmeti Muhammed'i seviyordum. Onlar beni seviyorlardı. Bizim sevgilerimizi cennette tekrar birleştir diye Allah içimizden o adamı aldı ve öncümüz oldu elhamdülillah. Varsa böyle kardeşiniz, varsa böyle kadim bir dostunuz, eşinizden daha fazla özlem duyduğunuz, çocuğunuzdan daha fazla mutlu olduğunuz, o adamı gördüğünüzde imanınızın arttığı bir kardeşiniz varsa ve ahirete intikal ettiyse, benim peygamberim sallallahu aleyhi ve sellem öyle söyledi. O sizin dedi tabir yerindeyse cennet öncünüz olmuştur inşallah. Allah'a hamdolsun, Allah razı olsun.